Baba Torik. Herkese merhabalar. Bu hafta sonu İngiltere Premier Lig'de adadaki belki de haftanın maçı Manchester United Chelsea'yi konuk edecek. Bildiğiniz gibi Manchester United ve Chelsea ligin önde gelen takımları. Bu yılda kafa kafaya gidiyorlar. Sadece Arsenal şampiyonluk yolunda onları zorlayan takım. Zaten son 5 sezona baktığımızda 3 kez Manchester United'ın 2 kez de Chelsea'nin şampiyon olduğunu görüyoruz. Otoriteler tarafından da bu yılda ya Manchester ya Chelsea şampiyon olacak deniyor. Hani Arsenal'in şampiyonluğu biraz daha sürpriz olarak kabul edilecektir diye düşünüyorum. Manchester United tarafına baktığımızda hafta içi Allianz Arena'da Münih'te çok zorlu bir maç yaşadılar. Bir bakıma Bayern Münih onlardan intikamını aldı 2-1 yenerek son dakika bulduğu golde. Birkaç sene önce biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finalinde geriden gelip Manchester United uzatmalarda bulduğu gollerle, daha doğrusu gol değil gollerle şampiyon olmuştu. Bu maçta da Olić'in son dakikada bulduğu golle Bayern Münih Manchester United'ı yendi. Ama bence avantajlı skor Manchester United için. İçeride alacakları tek farklı bir galibiyet, daha doğrusu 1-0'lık bir galibiyetle yarı finale adlarını yazdıracaklar. Bu maçın son dakikalarında Wayne Rooney sakatlandı. Bence çok çok önemli bir eksik, Rooney'nin eksikliği. Ama Dünya Kupası'na yetişeceği söyleniyor. Hani İngiltere çünkü çok paniklemişti maçtan. Koltuk değnekleriyle ayrıldığı için hani çok ciddi bir sakatlığı var mı yok diye düşünülmüştü ama daha sonra yaklaşık bir aylık bir eksikliği olacak Rooney'in Manchester United'a. Ben şöyle düşünüyorum. Ronaldo gittikten sonra Rooney'in performansının artışı Ronaldo'nun hani yokluğunu çok fazla aratmadı. Çok güzel maçlar çıkardı. Bayern Münih maçında da bence fena değildi. İyi oynadı. Ama bu maçta sakatlanması Manchester United'ın ofansif gücünü çok etkileyecektir. Zaten haftalardır Owen yok. Bütün yük Berbatov'un omuzlarında olacaktır. Muhtemelen tek forvetle başlayacaktır Sir Alex Ferguson. Berbatov. Onun arkasında da Giggs'le ve diğer Nani'yle onlarla birlikte gol bulmaya çalışacaktır. Chelsea tarafına baktığımızda geçtiğimiz hafta Aston Villa'ya 7 tane gol attı. Aston Villa ki şu ana kadar Premier Lig'de yaptığı 32 karşılaşmada sadece bir maçta 3 gol yemişti. Bırakın 4-5 golü. O da Arsenal deplasmanıydı. Hani bu Manchester United'a gönderilen belki de önemli bir mesaj. Hani çok formdayız biz. İyi savunma yapmazsanız size de 3-4 tane atabiliriz der gibiydi Chelsea hafta sonu. Benim maçla ilgili tahminim bence bu maçta Chelsea kaybetmeyecektir. Formunun zirvesindeler. Ve mutlaka bence Chelsea gol bulacaktır. Manchester United için ama dediğim gibi Wayne Rooney'nin eksikliği çok büyük bir eksiklik. Hücumda sıkıntı çekeceklerini düşünüyorum. Alex Ferguson da bence böyle düşünecektir. Öncelikle geçtiğimiz hafta Chelsea'nin performansını özellikle Malouda'nın, Lampard'ın, Drogba'nın, Kalou'nun, Anelka'nın performanslarını gördükten sonra önceliği savunmaya verecektir diye düşünüyorum ben. Sonuçta bir puan da olsa öndeler ve ikili averaj gibi bir uygulama yok Premier Lig'de. Üstad tercihine baktığımızda son yıllarda yaptıkları karşılaşmalarda genelde alt sonucu karşımıza çıkıyor. Hem Premier Lig'de hem Community Shield'de karşılaştıklarında. Ama bazen de hani 2-1'lik 2-2'lik sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Onun için ben Chelsea'nin mutlaka gol atacağını düşündüğüm için hani Manchester'ın da ne yapacağı çok fazla belli olmaz. Ofansif yönden zorlanacağını düşünüyorum ama alt üst tercihinden biraz kaçınıyorum. Ben bu karşılaşmayı zor da olsa Chelsea'nin alacağını düşünüyorum ama hani daha garanti bir kupon yapmayı düşünen arkadaşlara 0-2 çifte şansı Chelsea'nin yenilmeyeceği bahsini önerebilirim. Baba Torik.